Senayi Demirci, Rating. 17 yaşındasın, şehirli bir genç kızsın. Derslerin parlak, fiziksel ya da parasal bir sorunun yok. Yine de içinde bir boşluk var. Hayatına anlam arıyorsun, dine yönelmek istiyorsun, son dine, İslam'a. Nasıl erişebilirsin? En yakın kaynak televizyon, ünlü hocalar var. Programları yüksek rating yapıyor. En az haftada bir gün, cuma, sabah programı. Ramazan'da ise çift dikiş, hem sahur hem iftar. Soruların var kalbinde. Niye buradayım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Temel sorular. Genç Vardır'ın acıları gibi varoluşsal. Niye ben? Burada işim ne? Şükür ki senin yerine soru soran var televizyondaki hocalara. Şaşırtıcı, sarsıcı, yürek hoplatan sorular. Duyanı hayretler içinde bırakan, hatta ünlü hocanın yüzünü kızartan. Mars'taki suyla abdest almak caiz mi hocam? Sakız çiğnemek orucu bozar mı hocam? Çarşamba geceleri bebeğimi yıkarsam günaha girer miyim? Gerdek gecesi namazımı kaza etsem olur mu? Kestiğim saçlarımı kefenimin içine koydurabilir miyim? Hristiyanlar cennete gidecek mi? Kur'an yüklü iPhone'la tuvalete girmek günah mı? Cünüpken ölen şehit olur mu? Tavsiyeler geliyor ardı sıra. Birbirinden ilginç acil, öncelikli. Her eve lazım cinsten. Yakmayan kefen geldi dükkana, oradan şey edin. Safranla yazılmış ayetleri önce sıcak suda eritin, sonra... E, erkeği eve bağlama duası az sonra. Dikkat Çin yapımı seccadelerin. Secde yerinde gizli haç var. Namaza durmadan önce iyi bakın. İçine bir ferahlık yayılıyor. Tatlı huzurlar iniyor yüreğine. Bu kadar güzel soruları bugüne kadar soramadığın için utanıyorsun bunca geç kalmışlığına yanıyorsun. Din kültürü dersinden kalan ezberini kontrol ediyorsun. İslam'ın şartı kaçtı sahi? Beş miydi, altı mıydı? Zar zor beşini sayıyorsun. Altıncısı bir türlü gelmiyor aklına. Magazin yapmak değil miydi? Senayi Demirci, Diriliş Postası.